Arkadaşlar merhabalar. Orta zaman sayılabilecek bir aradan sonra tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir, daha iyi koşullardasınızdır. Ortalığa çeki düzen vermişsinizdir, işler yolundadır. Ümit ediyorum bunu her biriniz için, izleyenler için. Sınav programımız belli oldu gibi. Müthiş bir değişiklik olmazsa 20 Mayıs gibi efendim sınavlarımız başlayacak. Onun programını tanımlayacağız, oluşturacağız. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Bu geçen süreçte çok sayıları az olmakla birlikte bazı arkadaşlarımız kitap okudular. Daha önceki videolarda bahsettiğim şekliyle kitap değerlendirme yazısı yolladılar. Bazı arkadaşlarımız çok güzel haftalık derslerin notunu çıkardı. Onları kaydettim ayrı bir dosyada. Sınav puanlarına bahsettiğim eklemeleri yapacağım. Onlar adına da mutlu oldum. Ödevini yapan, ilgi gösteren arkadaşlara devamındaki bundan sonraki derslerde de aynı şekilde notlandırmalarını yapmaları, o bahsettiğim kitapları okumaları ile ilgili hem teşekkür ediyorum hem devam etmelerini istiyorum. Çok faydalı olacaktır onlar için. Bunları yapmayan arkadaşlar içinse, eğer koşullarınız da iyiyse yapmalarını gerek bu ders için gerek ilerleyen dönemler için mutlaka tekrar tavsiye ediyorum. Söz uçar, yazı kalır. Bunlar size çok faydalı olacak. Bugün oldukça uzun bir ders yapacağız. Bu dersimizde temel olarak neler olacak? Tanpınar'ın makalelerinden bahsetmiştim. Tenkitle ilgili makaleleri hariç diğer makalelerin üzerinden geçmiştik. Ve o makalelerde bizde roman türünün ve genellersek yeni edebiyatın oluşumuyla alakalı. Bizde roman türü niye ortaya çıkmadı? Niye geç zuhur etti? Bu geç zuhur etmenin ortaya çıkmanın arkasında yatan problemler nelerdi? Sosyal hayatla ilgili, siyasal hayatla ilgili, düşünce hayatıyla ilgili. Bizde roman niye yoktur, geç gelmiştir'in cevabını aramıştık Tanpınar özelinden ve cevaplar vermiştik. O makale grubundan okunmasını istediğim sadece tenkitle alakalı makaleler vardı. Şimdi bir onlara göz atacağız. Onlar üzerine kısa bir konuşma yapacağız. Devamında bu haftaya kadar olan ki paylaştığım videolar, açık öğretimden hocaların kısaca ve güzelce özetlediği videolar ve yine paylaştığım yazılar, makaleler vardı sizi sorumlu tuttuğum. Bir özet dosya, izlek hazırladım. Onun üzerinden hazır vizeye de giderken bir geçiş yapacağız. Belli noktaların altını çizeceğiz. Umarım siz dersinize çalışıyorsunuzdur. Çalıştım ben temel olarak bu kitaptan, Bilge Ercilesun Hoca'nın kitabından, Edebiyat Tarihi ve Tenkit kitabından geldiğimiz noktaya kadar aşağı yukarı ara nesil milli edebiyat dönemi eleştirisine kadar bir özet vereceğiz. Önemli noktaların altını çizeceğiz. Yine çeşitli kitaplardan, daha önce tuttuğum notlar da vardı, karıştırdım. Çeşitli kaynakları oradan dil üzerinden eleştiri ya da modernleşme dönemiyle birlikte ortaya çıkan edebiyat tarihi, edebiyat eleştirisi çalışmaları vesaire çeşitli hocaların kaynakları vardı. O notlarıma eriştim, gözden geçirdim. Biraz bunlara değineceğim. Böyle bir şu ana kadar neler yapmalıydık, yaptık. Bu ders özelinde neleri bilmemiz gerekiyordu? Hem bunları hatırlatacağız, bilgileri tazeleyeceğiz. Hem aralarda yeni şeyler öğreneceğiz, ümit ediyorum. Verimli bir ders yapmaya çalışacağız. Uzun bir ders olacak, tekrar hatırlatıyorum. Küçük küçük aralar verebilirim. Video değişik yerlerde durup başlayabilir. Bunu anlayışla karşılamanızı temenni ederim. Hemen bir Tanpınar'la başlayalım. Sonra şu genel özetimize hızlıca geçelim istiyorum. Arada yine bilinç akışı, gerekli meselelerden ders özelinde ya da yaşadığımız süreç özelinde bahsederim, değinirim. Hepimizin zihni biraz karışık, bunları hoş görüyorsunuzdur diye de ümit ederim. Hemen bir bakalım ekranımı sizlerle paylaşmaya çalışayım. Evet, Tanpınar'ın makaleleri şu an görüyor olmalısınız. Evet. Daha önceki videolarımızda biliyorsunuz
buraya kadar işlemiştik. Lütfen altını da çizdik buraların. Dikkatli okuyun. Videoya da göz atın. Bu makaleyi okuyup, önceki makale, altı çizili. Videoyu da izlediğiniz zaman bizde ilk romancıların çıkışı, roman türünün bizde geç gelişi hangi sebeplerledir? Bunları öğrenmiş olmanız gerekli. Bakın sorulara dair de bir ipucu bu size. Şimdi tenkit ihtiyacı isimli tenkitle ilgili Tanpınar'ın makalelerine göz atıyoruz. Avrupa'da fikir ve sanat alemiyle temastan sonra memleketimize gelen nevilerden biri de tenkittir. Evet, batılılaşma sürecimizin bir yansıması olarak değil mi? Bizde de tenkit türü, nevi dediğimiz şey tür. Eleştiri türü de batılı anlamda bize batılılaşma süreciyle birlikte geldi. Bizde işte kabaca Tanzimat dönemi diyeceğimiz süreden önce ne roman vardı, ne batılı anlamda hikaye vardı, ne gazete ile ilişkili türler vardı, ne de eleştiri vardı. Bütün bunlar batılılaşma sürecimizin birer parçası. Fakat bu geliş hiçbirisine benzemedi. Çünkü öbür neviler, mesela tiyatro, roman, hikaye ve hatta modern şiir, az çok dram muharriri, romancı ile, yani kendilerini vücuda getiren sanatkarlarıyla beraber geldiler. Bakın burada çok kritik bir şey söylüyorum. Nedir bu? Batılı anlamda tiyatromuz yoktu, romanımız yoktu, hikayemiz, modern şiirimiz yoktu ama bunların örnekleri anıştıracak türler iyi kötü bizde vardı. Batılı bir tiyatromuz yoktu, metne dayanan, efendim sahne kostümünü içerisine alan, kendi başına müstakil bir batılı tiyatro yoktu ama bir halk tiyatromuz vardı mesela, değil mi? Roman yoktu batılı anlamda bizde ama romanı anıştıracak, efendime söyleyeyim, destanlarınız vardı, mesnevileriniz vardı. Hikayeniz yoktu, efendim, küçük halk hikayeleriniz vardı diyelim. Ya da manzum hikayeleriniz vardı, gelenekli şiirimizin, edebiyatımızın içerisinde. Ve gelenekli bir şiirimiz de vardı. Yer yer modern şiirden de esintiler veren, gelenek içinde dönüşmeye çalışan, Osmanlı şiirinin, divan şiirinin içinde bile bunlar vardı. Fuzuli'nin yazdığı şiirle Şeyh Galip'in artık yazdığı, yazmaya çalıştığı şiir aynı değildi. Dolayısıyla batılı diğer türlerin yerli örneği olabilecek, atası olabilecek, bir benzeşim kurulabilecek emsalleri mevcut idi. Ve bunlar sanatkarlarıyla geldiler. Batılı türlere geçtiğimiz zaman da ciddi bir ne diyelim, ithal diyorum, ihraç etme süreciyle birlikte, öykünmeyle birlikte, adapte etme süreciyle birlikte hızlı bir şekilde bu türler girdi. Bu türlerin sanatkarları, yazarları da yetişti. Efendim Namık Kemal, Şinasi nesliyle bildiğiniz romancılarımız oldu, Ahmet Mithatlar. Şiiri batılı anlamda dönüştürmeye çalışanlarımız oldu. Hızlı bir şekilde bu diğer türler ve diğer türlerin yazarları hem sayıca artış gösterdi hem hızlı bir gelişim gösterdiler. Fakat eleştiri türü için aynı şey geçerli değildi. Niye? Tenkit münekkitsiz geldi. Onu edebiyatımızda bazı ufak tefek numuneleriyle, bazı işaret ve remizleriyle gördük. Hatta çok muvaffak olmuş bazı eserler bile verdi. Hatta bu eserlerin bir iki sanat veya nevin üzerinde ciddi bir takım tesirler bile yaptığı oldu. Fakat aramızda münekkit diyebileceğimiz muharrir henüz yetişmedi. Diğer türlerin sanatkarları var. Roman, romancı. Sadece roman yazıyor. Efendim, şiir, şair. Sadece şiir yazan bir özne. O işin ehli. Fakat bütün dikkatini eleştiri üzerine yoğunlaştırmış. Eleştiri meselesiyle kuramsal olarak uğraşan, eleştiri kültürü oluşturmaya çalışan bir eleştirmenimiz, eleştirmenlik diye bir mesleğimiz yok. Tanpınar buna cevaplar verecek ama sizin de düşünmenizi isterim. Niye yoktur? Buna çeşitli cevaplar verebilirsiniz. Yani en doğalı, edebiyata yöneliş genelde insanların fikirlerini, duygularını iletmeleri üzerine olur. İçerisinde bir kişinin kendini rahatlatma duygusu, katarsis vardır ya da bir sosyal fayda fonksiyonu vardır.
Romanda bunu yapabilirsiniz, şiirde bunu fazlasıyla yapabilirsiniz, eleştiride bunu bu kadar yapamazsınız. Bu birincisi. Romanya'da şiir, hadi ne kadar getirdiği şüpheli ama kişiye bir şöhret getirebilir, bazı imkanlar getirebilir, eleştiri onu o kadar getirmez. Üçüncüsü, nitelikli bir yazar yapmaz ama temel bir kabiliyet, efendim, esinlenmeyle birkaç dergi bulup, işte tanıdıklar bulup, çeşitli bağlantılar diğerlerine göre görece kolay bir şekilde şair olarak isim yapılabilir, yazar, romancı olarak isim yapılabilir. Ama eleştirmen olmak bu kadar kolay mıdır? Hayır, yani eleştirmen olmak için sözünüzün bir ağırlığı, çok ciddi bir arka planınız olması gerekir. Ait olduğunuz kültürün içindeki edebiyat geleneğini o zamana kadarki bilmeniz, bütün metinlere, dönemlere hakim olmanız gerekir. Mukayese yapabilmeniz gerekir çünkü. Yani çok basit bir örnek. Efendim, ne diyeceğim ben mesela? Şu an elimde Bir Düğün Gecesi geldi. Adalet Ağaoğlu'nun, mutlaka da okuyun. Şimdi bu kitapla ilgili, bu roman başarılıdır, başarısızdır, edebiyatımıza bu yeniliği getirmiştir. Şu ifade tarzını getirmiştir, üslup olarak yetkindir, dili açısıyla şu yenilikleri ya da söylemi ortaya koymuştur. Neticede bunu elimde bir teraziyle tartmam için bu kitaptan önce yazılı olmuş kitaplarda neler olduğunu gayet hakim bir şekilde bilmem gerekir. Döneme dair bilgilerimin oldukça geniş olması gerekir. Adalet Ağaoğlu İngiliz, Alman, Fransız genel olarak Batı edebiyatından etkilendiyse bu etkinin düzeyini kestirebilmek için bahsettiğim Batı edebiyatlarına hakim olmam gerekir. Bir sürü şey gerekir, gerekir, gerekir. Yani siz terazi olacaksınız. Bir hüküm ortaya koyacaksınız. Ve elbette eleştirinin öznel yanları vardır. Zevkler kişiseldir dediğimiz bir mesele de vardır ama edebi eleştiri dediğimiz belli kurallar, paradigmalar, bakış açılarından oluşan ciddi bir iş yapmak istiyorsak sırtımızı yaslayabileceğimiz bir arka plan, bilgi olması gerekir. Bu bilgi de zahmetli bir iş, değil mi? Herkes buna sahip olamaz, bunu göze alamaz. Bir de bu boyutu var. İşin zorluğu, işin objektifliğini kurmanın zorluğu. Bir diğeri, hele Türkiye gibi bir yerde yine bahsetmiş olalım. Eleştirmen olduğunuz zaman sizin hedefiniz esasen eser olmalı, değil mi? Eserin kötü olduğunu söyleyeceksiniz belli gerekçelerle ya da bir yenilik getirmediğini söyleyeceksiniz ya da o eseri bir gruba dahil edeceksiniz. Bu yazarlarımızın da bazen okurlarımızın da çok hoşuna giden bir durum değil. Çünkü bizler duygusal bir toplum olduğumuz için takım tutar gibi belli yazar, belli ekoller tutma merakındayız. Kimi yazarlarımız, edebiyatçılarımız da öyle. Kimse kendisine ayranın ekşi, okuduğun kitap çok alelade denilmesini de istemez. Dolayısıyla eleştirmenin çok emek vererek nitelikli yaptığı bir iş, bir sürü insana takdir etmesi, doğru söylüyorsun demesini bir bırakın, onun sadece düşman kazanmasını sağlar. Düşman kazanma sanatı bu anlamda eleştirmenlik. Böyle güncel de olabilecek sebepleri var eleştirmenliğin. Diğer mesele, ilk derslerimde bahsettiğim eleştiri Batı'da bir kültür. Bizde bu tarihsel ve toplumsal olarak gelişmemiş. Bunun gelişmediği bir yapıda da edebi eleştiriyi objektif kriterlerle kurmak ve bu eleştiriye sahip çıkıp ömrünü eleştiriye vakfeden insanların bulunması çok yaygın bir mesele değil. Dün de olmadı, yeni edebiyatın kuruluşunda da olmadı. Bugün bile sayılı örnekten söz edebiliriz. Bizde eleştirmen var mıdır? Eleştirmen objektif midir? Konuları, soruları bile oldukça eleştiriye açık, üzerinde tartışılması gereken meselelerdir. Tanpınar böyle bir yerden aslında bakıyor ya da bunları düşünmemize kapı aralıyor. Münekkit diyebileceğimiz muharrir henüz yetişmedi. Bakın, yetişmedi dediği zaman bu yazı 40'larda yazılmıştı. 1940-41 olmalı. Bakarız şimdi. O dönem için söylüyor bunu bakın. 40'larda eleştirmenimiz var mıdır yok mudur konuşuluyor. Bugün siz de konuşup tartışabilirsiniz bunu.
Ve bence bugünkü edebiyatımızın en büyük zaaflarından biri budur. Bakın, hadi buna da bir parantez açalım. Niye? Arkadaşlar, eleştiri kültürü, eleştiri eleştirmen, yani tarzı te tartı terazi, yani çeşitli kriterler. Bunların konulmadığı yerde bizim iyi kötüyü anlamamız, iyiden kötüden, doğrudan yanlıştan, yeniden eskiden, idealden, idealsizlikten konuşmamız mümkün mü? Bu aslında sınanmamışlık gibi de bir şey. Yani siz ders alıyorsunuz, hiçbir şekilde sınav yapılmıyor. 10 tane insan sıralanıyor. Bir konuyla ilgili insan seçeceğiz. Ya eleştirmek, neticede seçmek, ayırmak anlamları da vardır ya. Tenkit, münekkit, birazdan o meselelere de değineceğim. Bir eleme usulünüz yok. Usulün olmadığı yerde herkesin sözünün eşit derecede duyulduğu ve muteber olduğu bir yer aslında apaçık bir gürültüdür. İyi sözün kötü sözden, efendim, doğru mesajın yanlış mesajdan ayrılması gerekir. Nitelikli olanın niteliksiz olandan. Bunun olmadığı yerde, eleştirinin, eleştiri kültürünün olmadığı yerde bir yenileşmeden söz edemeyiz. Okur kendini geliştiremez. Eğriyi doğruyu anlayamaz. Edebiyat öğrencisi anlayamaz. Yazar eleştiriden ders çıkarıp ya da eleştiriyi dikkate alıp yeni eserinde yeni bir eser oluşturacağı zaman eleştirmenin işaret ettiği yanlışları ya da eleştirmenin gösterdiği yenilik kapısını, orijinal olma kapısını bunları göremez, bulamaz. Yaptım ve doğru oldu yani sürekli aynı yerde sayar. Eleştiri kültürünün olmamasının en kötü sonucu budur. Eleştirinin olmadığı yerde zaman donar. Beni böyle görüyorsunuzdur, odayı böyle görüyorsunuzdur. Kimse bir şey söylemiyordur. Ben de harika olduğumu düşünüyorumdur. Etrafımdaki insanlar da bırakın beni eleştirmeyi. Bizde o meşhurdur dal kavukluk. Hocam iyisin ya da dostum gayet güzel odan tavrın ve ben hep böyle kalırım ve bu hiç iyi bir şey değildir. 30'umda da böyleyimdir, 50'imde de böyleyimdir. Eleştirinin olmadığı yerde hiçbir şey gelişemez, değişemez. Halbuki eleştiri olsa yenilik ihtiyacı doğar, reform oluşur, değil mi? Bir şeyler iyileşmeye gider. Bu hayat içinde, edebiyat içinde eşit derecede geçerli. Eleştirmen olmaması büyük zaaftır. Bunu biz de ilk defa az çok selahiyetle Garp sanat nevilerinden bahseden, onların usul ve tatlarını anlatan, kendi eski şiirimiz hakkında fikir ve mütalaa serdeden ve bu suretle belki son derece iptidai bir malzeme ile cemiyetimizin zevk ve duyuş tarzında en geniş ihtilali yapanlardan hiçbirini unutmadan söylüyorum. Küçük esintiler var ama bu kurumsallaşmamış, bir mesleğe dönüşmemiş, bir anlayış biçimine dönüşmemiş bizde. Temel olarak söylediği bu. Bu hükmü verirken bir isim son senelerde sık sık tesadüf edilen feyizli bir isim beni şüpheye düşürüyor. Filakika haddizatında büyük bir sanatkar olan Nurullah Ataç'ın daima en güzel ve halis cinsinden bir münekkit olduğunu biliyorum. Fakat şimdiye kadar o kendisini bir ananenin veya tek bir eserin havasına kapamağı pek az tecrübe etti. Daha ziyade fikirlerinin üzerinde ısrar etti. Ve şüphesiz ki bu fikirleri yaymakla edebiyatımıza getirdiği şeylerin muhasebesini yapacak olan istikbal, onun rolünün zannettiğimizden çok mühim olduğunu gösterecektir. Cumhuriyet döneminde öncü eleştirmen sıfatı verebileceğimiz isimlerden biri Nurullah Ataç. Bu Cumhuriyet dönemi eleştirisine ilerleyen derslerimizde geleceğiz yine. Fakat benim istediğim ve yokluğundan bahsettiğim münekkit, Nurullah Ataç'tan daha başka türlü bir münekkittir. Hatıraların empresyonist ressamı Nurullah Ataç'tan bugünün Türkçesine ince rüzgarların taradığı bir ağaç gibi yumuşak nesrinde istediği şekil ve hassasiyeti veren bu cins muharirden zaten onu bekleyemeyiz. O sanatkarlara mahsus tenkit diye adlandırılan nevin en iyisini yaptı. Fakat daima sevgilerinde mahpus kaldı. Bu sevgilerde pek az aldanmış olmasının da büyük bir meziyet olduğunu ayrıca kaydetmek isterim. Aslında Nurullah Ataç'ın biraz öznel tutum tavır takındığından bahsediyor. O eleştirinin istediği birikim, objektiflik arayışı, kurumsal bilgi öyle bir münekkit istiyor.
Eleştirmen istiyor. Münekkit eşittir eleştirmen. Yokluğundan bahsettiğim münekkit, Garp'taki büyük örneklerin nevinden olan münekkittir. Bunun yokluğu edebiyatımızın her köşesinde görülüyor. Ve bilhassa roman, hikaye, tiyatro gibi neviler bu yokluktan cidden muzdariptir. Ahmet Mithat ve Nami Kemal'den beri 70 seneyi mütecaviz bir zaman içinde bu nevilerin memlekette eseri veriliyor. Birçok şöhretli, az şöhretli muharririmiz var. Yüzlerce eser daima yenileşen bir okuyucu kütlesinin hayat ve fikir susuzluğunu tatmin ediyor. Beğenilenler, ihtirasla sevilenler, beğenilmeyip bir köşeye atılanlar, tekrar moda olanlar, velhasıl her cinsten eser var. Ve bunların temas ettiği bir yığın mevzu ve bu mevzuların hemen hepsinin de ister istemez dokundukları birçok meseleler var. Fakat bütün bunlara külli bir bakışla bakan, hayatla, devirle, tarihle, yabancı ananelerle ve yerli görenekle onların arasında mevcut, gizli ve aşikar münasebetleri meydana çıkaran, altlarını çizen ve zaruri surette bir tekamülün mahsus olması lazım gelen bu eserlerde o tekamülün merhalelerini işaret eden tek bir eserimiz yok. Bakın çok önemli. İdealleştirmen neymiş? Altını çizdiğimiz durum. Hakim olacak. Edebiyat tarihinin bütününe bir defa hakim olacak. Hem Türk edebiyatına hem Batılı edebiyatlara. Sosyal gelişmeleri bilecek. Kültür tarihimizi bilecek. Eserlerin, dönemlerin hususiyetlerini bilecek. Dönemden döneme meydana gelen gelişimleri, devamlılıkları, kesintileri, farklılıkları süzecek, hakim olacak. Batı'da böyle bir eleştiri var. Kendisi de böyle bir eleştiri istiyor. Bu eleştirinin bugün bile var olup olmadığı şüpheli ve çok ciddi ihtiyacımız var. Tanpınar'ın arzuladığı bu tip eleştirinin bizim yeni Türk Edebiyatı çalışmalarında ilk örneklerini veren, en azından bu yolu açan önce hocalarımızdan bir tanesi Mehmet Kaplan hocamız. Mehmet Kaplan hocanın bütün incelemelerini müsait olduğunuzda okuyun. Şiir incelemelerini okuyun, hikaye tahlillerini okuyun, tip tahlillerini özellikle okuyun. Mehmet Kaplan'da ve tabii Tanpınar'ın kendisinde de bu tip bir dikkat olduğunu görürsünüz. Nedir bu dikkat? Efendim, yeni Türk edebiyatını da bilir bu isimler. Halk edebiyatını da bilir. Yunus Emre'yi de bilir. Divan şiirimizi de bilir. Tarihimizi de bilir. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna hangi tartışmalar yaşanmış bunları da bilir. Batı edebiyatlarını çok sağlam bilirler. Dolayısıyla divan şiirinin kendi içinde yaşadığı dönüşüm, farklılaşma, Cumhuriyet'in başından efendim Demokrat Parti dönemine meydana gelen gelişmeler, roman türünün kendi iç tartışmaları, gerçekçilik tartışmaları, nereden nereye gelmiş bunların tamamına hakim isimler. Ve edebiyatta diyelim bir husus üzerine konuşacaklar. Ne diyelim? Cumhuriyet devrinde bir yazarın aşk anlayışından bahsedecekler. Ziya Osman Sabah'ın aşk anlayışı diyelim ki aldılar önlerine konuşuyorlar Sabah'ın aşk anlayışından. Halk şiirindeki aşk anlayışı nedir? Divan şiirindeki aşk anlayışı nedir? Nasıl bir dönüşüm yaşamıştır zaman içerisinde? Ziya Osman Sabah'ın emsalleri, çağdaşlarının aşk anlayışları nedir? Ziya Osman Sabah'ı kendinden öncekilerden farklılaştıran aşk anlayışı bağlamında nedir? Batılı örneklerde Sabah'ın etkilendiği bu durum nedir? Bunların tamamını dikkate alarak ve hesaba katarak Ziya Osman Sabah'ı da aşk anlayışını şöyle değerlendirmeliyiz, der bu isimler. Batılı bir eleştirmen, bir göz. Bizde ise tabii Tanpınar ve özellikle Mehmet Kaplan bunların öncü isimleri, ideal bir eleştiri böyle olmak zorunda. Böyle bir eleştiri anlayışımız yok diyor dönemi için, kırklar için. Kainata bir masal gibi bakan, şiir dolu bir güneşten realite alemine çıktığımız ve Avrupalı nesirle eser yazmaya başladığımızdan beri sadece elimizin ve gözümüzün geçirdiği tecrübe başlı başına mühim bir etüt mevzu olabilir. Bakın, bundan önceki makalelerle yine lütfen bağlantı kurun. Bizde eleştiri eleştirmen olmamasının yine roman niye yoktur sorusuyla verilmiş cevabını da akıldan çıkarmayın.
Hayatımızın içinde o eleştiri kültürünün olmaması. Önceki videoda bahsettim. Kadın ve erkeğin ayrı biçimde yaşaması, birbirinden tecrit olması, sosyal hayatın içindeki bu kopukluk, kendine özgü, batılı anlamda gelişmiş bir nesir dilimizin efendim olmaması, diğer güzel sanat tecrübelerinden mahrum oluşu edebiyatımızın, yani batıda hani hatırlayın, ressamın hayatı algılayış biçimi şaire yazara da bir şey veriyordu. Müzikteki gelişmeler, o çok sesli müzik, yazarın alemi algılaması hususunda ona ilham veriyordu. Yazar diğer güzel sanatların tecrübelerinden faydalanabiliyordu. Romancılara, batılı romancılara. O kaynaktan beslenen, o eleştiri kültüründen beslenen yapıda roman da ortaya çıkıyordu. O romanın eleştirmeni de ortaya çıkıyordu. Bizde batılı anlamda bahsettiğim nedenler dolayısıyla roman ve de şiir ortaya çıkmadığı gibi bunları eleştirecek, tartacak eleştirmen de demek ki ortaya çıkmıyor. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı kurmak lazım. Aile, kasaba ve şehirli hayatı ve fertleri, büyük siyasi vakalar ve akisleri cemiyetimizin içinde başlayan ve hayatımızı değiştiren büyük siyasi fikirler ile içtimai hareketler, fert ve cemiyet meseleleri, saadet meselesi, hepsi bu eserlerde iyi veya kötü cevap alan bir takım meselelerdir. Ve şüphesiz ki bir muharirden öbür muharire, bir nesilden öbür nesle geçerken bu cevapların hepsi az çok değişmiş. Hatta meselelerin ortaya atılış şekli bile ayrı mahiyetler almıştır. Buna mukabil bunları hakkıyla tetkik eden ve aralarında devam zincirini bulup da bu zincirin koptuğu noktaları işaret eden tetkik eserlerinden mahrum bulunuyoruz. Kırklar için söylenmiş, bugün için bile geçerli. Bunu nasıl aşabiliriz? Pek çok meseleye hakim olarak. Aldığımız dersleri hakkıyla bilerek, Türk edebiyatını en başta bir bütün görerek, bizim alanımızda da karşılaştığımız ve düşülmesi çok muhtemel bir sorun olabiliyor. Ben yeni Türk edebiyatçısıyım efendim. Divan şiiri beni ilgilendirmiyor. Hocam, benim eski Türk edebiyatına merakım var, meylim var. Halk edebiyatıyla pek bir bağım yok. Hayır arkadaşlar. Bütünlük fikri, devamlılık fikri, Türk edebiyatını bir bütün olarak anlamak lazım. Karacaoğlan'ı ne kadar bilmeniz gerekiyorsa, Yunus Emre'yi, Dede Korkut efendim hikayelerini, bir Fuzuli'yi, bir Baki'yi, Namık Kemal'i aynı derecede bilmek, bu toplumun geçirdiği tarihsel dönemleri hakkıyla bilmek, toplumun ya da ferdin psikolojisine dair fikir sahibi olmak, büyük siyasi gelişmelerle ilgili malumat sahibi olmak, bunların tamamı lazım. Bu bütünlük anlayışından koptuğumuz zaman, yani çok basit bir örnekle, sadece küçük bir noktaya odaklanıp tablonun tümüne bakmayı ihmal ettiğimiz zaman bu noktayı anlamamız da mümkün değil. Çünkü bu nokta aşağıdan birikip gelen noktaların devamı. Biz hep ilişkileri, devamlılığı, bütünü görüp bütünün içinden parçayı anlamak, konumlandırmak zorundayız. Hayat için de aynı şey geçerli, değil mi? Hani buradan gene bir yere atlayabilirim. Edebiyat eğitiminin temel amacı zaten bu. Size söylenen söz, içinde kaldığınız durum, sadece buna odaklanıp bunu anlamaya çalışmak değil. Çünkü bunu anlayamazsınız. 40 yaşındaki bir adamı market sırasında beklemekten kaynaklı gerginliğiyle biriyle kavga ediyor diyelim. O kavgayla sadece o ana odaklayarak anlayamazsın yani. Mümkün değildir bu. O adamın kavgası orada bir patlama noktasıdır. O adamın aile ilişkileri, ailedeki gerginliği, maddi durumu, o adamın kendi ailesinin dışında babasıyla dedesiyle ilişkileri, o adamın memleketi, o adamın bilmem son 5 yılı, iş durumu vesaire, bütün bunları değerlendirip o psikolojinin, öfkenin gelişiminden falan bahsetmeden o adamın kavgasını, Allah korusun, işleyeceği cinayeti, içine düştüğü buhranı anlamanız mümkün değil. O adam bir şeylerin sonucu ve ürünü. Bu nedenle siz içinde bulunduğunuz halde, olayda, arka planla birlikte, geçmişinizle birlikte, diğer insanlarla ilişkileriniz bağlamında bir değerlendirme yapmanız, noktadan noktaları, bağdan bağları görmeniz gerekir. Hayat içinde çok önemli bir ipucudur, edebiyat içinde.
Edebiyat eğitiminin, tekrar altını çiziyorum, temel maksadı budur. Hani okumak, metni okumak, metnin görülen yüzünden görülmeyen tarafını okumak, metni okuma becerisinden hareketle hayatı, insanı okumak. Bunları anmıştım. Yeri geldi tekrar bahsetmiş oldum. Bugüne kadar umumi kanaat şudur: Namık Kemal, Hamit Nesli, Garp romantiklerinin peşine takılmıştır. Servet-i Fünun romanı Fransız realizminin bir taklididir. Fecr-i Ati romanda ve tiyatroda bu örnekleri değiştirir. Maupassant'ı keşfeder, iyisini okur. Daha muahhar nesiller, yeni ustalar keşfederler. Barres, Proust gibi yeni bir nesil tarafından benimsenir. Ve bütün bunların neticesi Türk romanı, Türk nesri, Türk şiiri, Fransız veya herhangi bir modern Garp memleketinin sanatını 25-30 senelik fasıla ile takip eder. Bizim de derslerde vurguladığımız aslında çok üstünkörü bir kanaat bu, değil mi? Etkileniyoruz. Siyasetimiz etkileniyor Batı'dan, edebiyatımız etkileniyor. Doğru mu? Elhak doğru. Sadece bir etkilenme, dışarıdan alma ilişkisiyle açıklanabilir mi toplumdaki ya da edebiyattaki değişim? Hayır. Pek çok faktör var. Tanpınar da bunu işaret ediyor. Bunu irdeleyecek olan kim? Nitelikli eleştirmen. Nitelikli edebiyat eleştirmeni, nitelikli sosyoloji eleştirisi, nitelikli sanat eleştirisi. Ve her nesil başlı başınadır, yalnızdır. Maziden kendisine hiçbir şey kalmadan sanata girer. Silinmiş tahta üstünde kendi manalı veya manasız edebiyatını yapar. Halbuki hakikatte böyle bir şey olmaz. Hakikatte her memlekette olduğu gibi bizde de her yeni eserin müsbet veya menfi, kendisinden evvel gelenlerle bir yıl münasebeti vardır. Evet, görülmesi gereken bağ bu. Sizin de birinci sınıftan dördüncü sınıfa aslında bir bütünlük içerisinde anlamanız gereken temelde şey bu. Bu sene Tanzimat Edebiyatı dersini aldım birinci sınıfta. Öğrendim Namık Kemal, Şinasi, Türlerin Girişi. Tamam. Sene bitti, unuttum. İkinci sene, bu sene Servet-i Fünun varmış. O Tanzimat'ı unutmayacaksın. Hani temel noktaları. Çünkü Servet-i Fünun'u anlayabilmen için Tanzimat'tan haberdar olman lazım. Devamında gelen milli edebiyat anlayışını anlayabilmen için Servet-i Fünun'u anlaman lazım. Tanzimat'ı yine tekrar anlayabilmek için divan şiiri konusunda fikir sahibi olman lazım. Hep bir süreklilik bağı var. Ya bir şeyler belli unsurlarıyla tekrar ediyor, ya bir şeyler reddediliyor. Ya bütünüyle ya belli unsurlarıyla. O bütünlük, o çizgi fikri, bir çizgiyi, rotayı takip etmek gerekli. İşaret bu, buradaki temel durum. Yeni tanıdığımız 18. asır filozoflarının okuduğu Victor Hugo'yu taklit eden Namık Kemal, hakikatte dirsek çevirdiği eski Türk şiiri ve nesrinin tesiri altındadır. Bakın, bu çok önemli bir kanaat. Kimi kitaplar ve bazı kaynaklar, hocalar Namık Kemal'i doğrudan yeni Türk edebiyatının kurucu ismi olarak görürler. Elhak doğrudur. Ama bu kuruculuğu hani her şeyle yeni olarak görürler Namık Kemal'i. Namık Kemal'in eski şiirin, eski geleneğin gölgesi altında kaldığı, bağını onunla koparamadığı pek çok örnek vardır. Eserlerinde bundan izler vardır. Bu konuda şeyi tavsiye ederim size. Metin Kayahan Özgül Hoca'nın Namık Kemal'le İhtilal miydi kitabın adı? Namık Kemal Kamaşması tabirini kullanıyordu o kitapta. Çok ciddi bir eleştiri kitabıdır Namık Kemal'in edebi kimliği ile ilgili ve değerlendirilişi ile ilgili. Halit Ziya, Namık Kemal'den ayrılmayı ve onu geçmeyi sanat için bir nevi zaruri merhale addeder ve bizim kendi neslimizin terbiyesinde her nesil için olduğu gibi bizden evvel gelenlerin tesiri aranırsa kolaylıkla bulunur. Evet. Hatta bu önceki nesillerin, yazarların tesiriyle ilgili de Hedef Bloom'un Etkilenme Endişesi ismi verilen şahane bir kitabı vardır. Orada Batı şiiri üzerinden örnek verir. Her yeni şair önceki büyük şairlerden efendim doğal olarak ilham alır, onları geçmeye çalışır. Bazıları onları doğrudan taklit eder, bazıları reddetme yoluna gider. Ama olumlu ya da olumsuz nasıl izlenirse izlensin, öncü ata şairlerle kurulan çok karmaşık bir ilişki olduğundan söz eder. Özellikle Shakespeare vurguları vesaire de vardır. Bu konuya ilgi duyanlar için etkilenme endişesi okunmalı.
Bizim şiirimiz için de hemen düşünürseniz bu kalıba uyacak. Mesela Orhan Veli, Garip şiirinin öncüsü değil mi? Orhan Veli'nin eleştiri yazılarında sürekli bir Ahmet Haşim vurgusu görürüz. Yıkmak istediği şiir Orhan Veli'nin büyük tesiri altında kaldığı aslında temelde Ahmet Haşim'in o şiiridir, şaşalı şiiridir. Ahmet Haşim üzerinden ilerletir. Yine pek çok işte Tanpınar'ın şiirinin Yahya Kemal şiiriyle derin bir tesir bağından söz edilebilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ve ciddi bir konudur bu, araştırılması gereken etkilenme endişesi. Hayatta her şeyde olduğu gibi sanatta da devam denen bir kudret vardır. Fizyolojide olduğu gibi cemiyet hayatında da fikir hayatında da bu devam fikri esastır. Benim yokluğundan bahsettiğim münekkit bu devamı sabırla arayacak münekkittir. Çok mühim. Bütün yazı boyunca altını çizdi. Şüphesiz ki edebiyatımızda Garp tesir etmiştir. Bunu kimse inkar edemez. Fakat işin garip tarafına bakın ki şimdiye kadar bu Garplı örneklerin tesirinin herhangi bir eserde az çok muayyen hudutlarını çizen bir tetkik elde yoktur. Evet, tesir var denmiş, bugün de deniyor. Ne ölçüde bir tesir bu? Etraflıca ortaya konan çalışmalar var mı? Hayır, birbirini tekrar eden sözler var esasen ve ezberler var, kalıplar var. Bu kalıpları ümit ederim sizler aşacaksınız, bizler aşacağız, beraber aşacağız, meseleyi daha fazla anlamaya çalışacağız. Bu tesirlerden kah birbirimizi methetmek, kah umumi fikirler serdetmek için daima bahsedilmiştir. Fakat onun nasıl, hangi noktalarda, hangi telakkilerle olduğunu göstermeye gelince söz biter yahut müpem bir jestle inkılap eder. Evet, susulur, konu değiştirilir orada. Yalnız romandan, hikayeden bahsettim. Şiirimiz için de vaziyet başka türlü değildir. Hiçbir zaman Türk şiiri 70 seneden beri geçirdiği değişiklik kadar büyük ve sarsıntılı bir değişim geçirmemiştir. Basit bir alet değiştirmesi adını verdiğimiz aruz ve hece meselesinden şekil, mevzu, anlayış, velhasıl bu sanatı yapan her unsurda bu değişikliğin muhtelif tezahürlerine şahit olduk. Evet, şiir çok ciddi bir değişim geçirdi, değil mi? Ele aldığı konulardan başlayın, efendim, mazmun anlayışından imge anlayışına geçişe, ses düzenindeki değişikliklere, işte hece aruz tartışmaları, devamında serbest şiir tartışmaları vesaire çok ciddi bir dönüşüm yaşadı. Ve soruyor, bu değişim hakkıyla incelendi mi? Ve cevaplıyor, nasıl incelenmeli? Bütünlük fikri içerisinde. İlk zamanlarda eski lugatla yeni mefhumlar ve duygular terennüm edildi. Sonra yeni dil ve estetiğin peşinde koşuldu. Türkçe'de halis ve maşuş bir yığın ses ve güzellik arandı. Velhasıl Hamit ile başlayan ve Yahya Kemal'in o kadar mucizeli bir şekilde ve yepyeni bir halde Anani'nin temiz taraflarına dönüşüyle biten kavis içinde Türk şiiri muazzam bir macera yaşadı. Bu maceranın bazı merhalelerini işaret eden birkaç eser yok değildir. Fakat çoğunu yine Aziz Nurullah Ataç'a borçlu olduğumuz bu çalışmalar meseleyi ancak umumi hatlar içinde tenvir edebilir. Ve yine birçok noktalar karanlık bulunuyor. İşte benim istediğim ve yokluğunu göstermeye çalıştığım münekkit bu boşlukları sabır ve tetebbü ile dolduracak münekkittir. Bu bahse tekrar döneceğim demiş. Ve bir sonraki yazısında dönmüş. Küçük bir duraksamayla birlikte biz de dönüyoruz hemen. Şurada. Hemen. Evet, hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Eski edebiyatımızın en büyük zaafı İran edebiyatı içinde böyledir. Tenkit fikrini ikinci, üçüncü dereceye almış olmasındadır. Şüphesiz eskiler de tenkit ediyorlardı. Bu meleke insanlık kadar değilse bile yaratma kadar eskidir. Fakat bizdeki tenkit daima şifahi kalmış ve bazı teknik dikkatlerin ötesine geçememiştir. Felsefede, teolojide, tasavvufta yani bir sistemin bulunduğu her yerde zaruri olarak mevcut olan tenkit, sanatla bazen bir kültürün devamı boyunca iptidai şeklinde kalabilir. Bizde de böyle oldu.
Sadece tekne inhisar etti. Evet, mesela gelenekli şiirimiz, divan şiirimiz için bakıldığı zaman söz dünyası belli, aruz efendim kalıplarımız belli, hangi benzetmelerin hangi kelimelerle yapılacağı belli ve temelde dille ilgili yapılan bütün tenkit çalışmaları ya da eleştiri çalışmaları kutsal kitaplarla başlamıştır. Batı'da da bizde de İncil ve Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi üzerine. Bizde o kısımda kaldı. Genel olarak beyan kitapları vardır. Efendim belagat kitapları vardır ama bunlar daha ziyade işin teknik kısmıyla ilgilendiler. Divan şiirinde eleştiri bahsinde de biraz değineceğiz. Bu çok bahsettiği gibi iptidai bir eleştiri anlayışı ya da şekli. Şu kelime şu kelimeyle kafiye yapılabilir gibisinden bir eleştiri düşünmenizi isterim. Ya da şu benzetme şu bağlamda kullanılabilir. Elinize zaten bir harita var, bir kılavuz var. Kısıtlı bir çerçeve içerisinde ve çok öznel bir takım yargılar barındırır. Bu noktaya işaret edip eleştiriyor. Bu dikkatlerin gerçekten kaideci olan ve ilhamı en geniş ve asil manasında bir nevi imtihan şeklinde kabul eden bir edebiyattaki ehemmiyeti kendiliğinden takdir olunabilir. Birçok tezkireler şairlerin kendi aralarında yaptıkları bu cinsten tenkitlerin bazı örneklerini verir. Hele Aşık Çelebi bize çağdaşlarının birçok hükümlerini nakletmiştir. Birer fıkra mahiyetinde kalmalarına rağmen bu dikkatler bize sadece eskilerin konuşmak zevki hakkında fikir vermekle kalmazlar. Ne kadar dar hudutların içinde ne ince bir anlayışlıkla çalıştıklarını gösterirler. Bunun dışında yazılmış olarak tenkit, ananenin büyük kıymet hükümlerini taşıyan ve hemen her eserde tesadüf edilen fikirlerden, kısa, kesin cümlelerden ibarettir. Yani kapsamlı ve teorik bir arka planı bulunduğundan söz edilemez gelenekli edebiyat anlayışındaki tenkitin. Fakat bu son ettiğim cümlede divan şiirinde eleştiri meselesiyle ilgili de son zamanlarda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu hüküm eleştiriliyor. Sanıldığı kadar basit ya da yüzeysel bir tenkit olmadığı konusu konuşulan bir konu ama yine aynı yere tesadüf ediyoruz. Divan şiirinde eleştirinin nasıl olduğu, ne kadar geliştiği ile ilgili de kapsamlı hükümler verebilmek için yine akademimizin, insanımızın, araştırmacılarımızın çalışması, bütün divanları taraması, tekrar eden unsurları, farklılaşan unsurları görmesi, dönemler arasındaki farklılıkları etraflıca incelemesi vesaire vesaire büyük bir çaba sarf etmesi, o kütüphaneyi oluşturması gerekiyor ki onun içerisindeki eleştiri kültürünü, iyi şiir özelliklerini, kötü şiir özelliklerini ya da hükümlerin nasıl şekillendiğini anlayabilelim. Aslında bütün bunlar bizde işte yine eleştiri kültürünün batılı anlamda olmaması, düşünce dünyamıza geç gelmesi ve bizim daha ziyade sözlü, göçebe bir gelenekten gelmemizle de alakalı şeyler. Bununla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda çalışmayı düşündüğüm bir konu vardı. Biraz halk edebiyatı bahsine de girdim. Bir arkadaşımla da hatta konuştuk, tartıştık bu meselede. Batı'da işte masallarla ilgili motif indeksleri var. İşte Thompson'ın endeksini bilirsiniz. 2400 sayfalık. Çok kapsamlı bir çalışmadır. Ya da bir sürü kataloglar vardır. Çok etraflıca değerlendirmeler vardır. Bizde benzer örnekleri görmek ya da söylemek mümkün değil. Niçin? Çünkü orada bütün masalları, ya da mitolojik eserleri, gelenekli anlatıları, halk edebiyatı anlatılarını bulmuşlar, basmışlar, yayınlamışlar, üzerine konuşmuşlar, her biriyle alakalı yazıya geçirmişler, yazıya geçirilenin üstünden geçmişler. Bir kişi eleştiri yazmış, daha sonra gelen isimler onu güncel değerlerle tekrar gözden geçirmiş ve ortaya bir kanaat oluşmuş. Bu aşamaya gelmişler. Bizde değil bu kanaatlere gelmek, bizim halk edebiyatı ürünlerimizin her birinden bizim şu an haberimiz yok. Hangi kütüphanenin efendim tozlu köşesinde olduğunu bilmiyoruz. Divanlarımızla ilgili
takdir edersiniz benzer şeylerden bahsedebiliriz. Ya onu geçin, 100 yıl önceki eserlerimizle alakalı. Şu an 1910'larda kaç tane roman yayınlandı? Hangisi ne açıdan başarılıydı? Biz bunları gördük mü, üzerine konuştuk mu? Haberimiz var mı? Bu sorular henüz havada. Bunun olmadığı bir yerde o kapsamlı değerlendirmeden, kesin yargılardan konuşmamız mümkün değil. Sizlere eklediğim bir dosya vardı son haftalar için. O yazıyı çok dikkatli okumanızı istiyorum. Eleştiri kültürü, edebiyat tarihi yazımı konusuyla da alakalı. Bizde niçin tam mükemmel kapsamlı bir edebiyat tarihi yazılmadı, yazılabilir mi, yazılamaz sorusuyla alakalı Kayahan Özgül'ün bir yazısı var. O yazıyı bu dikkatlerle okumanızı istiyorum. Bizim sorunlarımız neler? Bu sorunları nasıl aşabiliriz? Bu meselelere nerelerden bakabilir? Size oldukça yol gösterecektir. Yeri gelmişken onu da hatırlatmış oldum. Bu dikkatlerin gerçekten kaideci olan ve ilhamı geniş bir edebiyatta evet takdir olunabilir. Aşık Çelebi dedik. Heh, şurada kaldım değil mi? Edebiyatımızı ve şiirimizi, mimarlığımız gibi daha ilk devirlerden milli bir gurur meselesi addeden şairlerimizde bu hükümlerin türlü görünüşleri vardır. Yalnız bir tek şairimiz bu kadarıyla kalmamış, tenkidin yolunu değiştirmiştir. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nda baş tarafındaki nabi tenkidinde mevzunun modern tenkitte olduğu gibi insanla değilse bile anana ile münasebetini araştıran bir eda vardır. Divan şiirindeki eleştiri konusunda önemli bir merhale. Yine Kayahan Hoca'nın bir yazısında vardı bu. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'na sadece tasavvufi aşkı sembolize eden bir aşk öyküsü olarak bakmamak lazım. Bu eksik bir bakış açısı olarak kalır. Orada divan şiiri içerisinde eleştirilerini dile getiren, orijinal yeni söyleyişle eser üretmeye çalışan bir şairin çıkışı da vardır diyor ana fikir olarak. Nabi modelinde gelenekle hesaplaşan, onu aşmaya çalışan bir bakış açısı vardır. Bu da divan şiirindeki eleştirinin önemli örneklerinden biridir. Kimi beyitlerde bunu çok ciddi şekilde yapar. Meraklısı için o kaynağa da bakılabilir. Şeyh Galip insanla değilse bile ana neyle hesaplaşmaya çalışıyor. İnsan ile diyorum çünkü tenkit insanı fikri alakaların ve tecessüsün mevzu olarak alan kültürlerde inkişaf etmiştir. Çok önemli. Eleştiri insanı merkeze alan kültürlerde ortaya çıkmıştır. Yani topluluğu merkeze alan değil. Efendim belli camiaları merkeze alan değil. Bakın yine birey fikri karşımıza çıktı. Birey dediğimiz zaman da değil mi? Antik Yunan'dan itibaren Batı kültürü felsefesi dediğimiz ilk derslerde bahsettiğim orada bireyin olduğu yerde bireyin eleştirisi var. Tekil olarak insanı görme fikri var. Eski Yunan ve Roma'da tenkit vardır. Çünkü hayat insanın etrafındadır. Buna karşı sanat hayatı gerçekten çok yüksek olan Garp Orta Çağ'ında tenkit yoktur. Yahut yukarıda söylediğimiz gibi sadece teolojiye, felsefi sisteme inhisar eder. Halbuki insanın tekrar hayatın merkezi olduğu Rönesans devrinden itibaren tenkit sanata hakim olur. Şurasını da söyleyelim ki sanat tenkitinin inkişaf etmemesine mukabil eskilerde siyasi ve tarihi tenkit diyebileceğimiz bir nevi tenkit vardır. Evet vardır. Sosyal tenkit aslında, sosyal eleştiri bu. Gerçekten Katip Çelebi'nin Koçu Bey'in risaleleriyle başlayan ve bütün 17. 18. yüzyıllar boyunca devam ettikten sonra 19. asırda Sadık Rıfat Paşa'nın Islah-ı Ahvali Devleti Aliyesi ile kapanan bütün o layihalar ve mütalaanameler için başka bir isim bulmak güçtür. Bu önemli sosyal tenkit dediğimiz eserler padişahlara sunulan raporlar gibi düşünebilirsiniz ya da kimi gazellerde, kasidelerde bile vardır. Zamandan şikayet eden, sosyal değerlerin çözüldüğünü vurgulayan, sizin en meşhurunu işte Fuzuli'nin şikayetnamesiyle bilirsiniz, Bağdatlı Ruhi ile bilirsiniz, o meşhur terkibi bentleri, tercih bentleri vardır yani. Yuh dehrin zarına, gül gül zarına hem yuh ayarına, yuh yarı cefakarına hem yuh der.
Yine Cemal Kurnaz'ın, bu konuyla ilgileniyorsanız mutlaka okuyun, Zamanın Tanığı olan, hatta bakayım ya, ismini tam çıkaramadım şu an. Zamanın Tanığı olan Gazeller miydi? Zamanın Tanığı olan buradan ders işlemenin de tek güzel tarafı bu. Belge redifler miydi? Belge redifler yazarsam bulabileceğim. Divan şiirinde belge redifler. Evet, yazının ismi bu. Sosyal eleştiri var aslında temelinde. Evet. Ziya Paşa da vesaire de bilirsiniz ya, modernleşme döneminde. O eleştiri şiirlerinin gazellerde, efendim, kasidelerde, klasik dönemde de olduğundan bahseder. Hatta meşhur bir kalmamış redifli gazel vardı. O yazıdan hatırlıyor idim. Nabiden var. Evet. Gülistan'a dehre geldik ki renk yok, bu kalmamış. Dilcu kalmamış, terazu kalmamış, adalet kalmamış vesaire. Değerlerin çözülüşünden, devletin kötüye gidişinden, değişim gerektiğinden, yenilik gerektiğinden söz eden şiirler var. Edebiyatçıların bu yönde çıkışları var. Ama bunları sosyal eleştiri kapsamında biz ancak değerlendirebiliriz. Halbuki bizim burada derste bahsettiğimiz eleştiri aslında ne tarz bir eleştiri arkadaşlar? Edebi eleştiri. Edebi eleştiri yok. Sosyal eleştirinin örnekleri var. Layihalar var. Şiirlerde örnekler var vesaire. İmparatorluğa çok bağlı olan, onun genişliği, serveti ve kudretiyle övünen ve kurtulması çaresi üzerinde zihin yormaktan hoşlanan eskiler, bu mütalaanamelerde memlekette öteden beri mevcut olan tarih anlayışının üstüne çıkamadıkları ve garbı layıkıyla tanımadıkları için bu tenkitlerde devletin kuvvetli zamanlarıyla yaşadıkları devir arasında bazı mukayeseler yapmaktan ve satıhtan toplanmış müşahedelere dayanan bir takım mülazalardan ileri geçememişler ve her siyasi çöküşün arkasında iktisadi çözülüşü bulamamışlardır. Bakın, burada da dönemin eleştirilerini eleştiriyor. Aslında bu bugün için de geçerli. Nedir düşülen yanlış? Eskilerin sosyal tenkit anlayışında ve bugün bile olan bir mükemmel zaman miti oluşturuyoruz kendimize. O şairler ne diyordu? Efendim, Asr-ı Saadet dönemi çok iyiydi. Ya da Osmanlı'nın Kanuni zamanı şahaneydi. Evet, iyiydi. Ya da bizim toplumumuz için kendinize bir dönem belir. İnsan hayatı için bile bunu belirleyebilirsiniz. Benim çocukluğumda dünya şahaneydi. Hayır, aslında değildi pek çok yönden baktığımız zaman. Bulunduğun yerden geçmişe baktığın zaman öyle görebiliyorsun. Bir nostalji hassasiyeti duygusu da vardır. İçinde yaşadığın dünyanın sorunlarını ve sıkıntılarını içinde yaşadığın dünyanın gerçekleri içerisinde kurup bu gerçeklik içerisinde bir çözüm arayışına gitmek lazım. Aksi takdirde eski cevaplar bugünün sorularını yanıtlayamazlar her zaman. Belki hiçbir zaman yanıtlayamazlar. Burada da Tanpınar'ın sosyal eleştiriyle ilgili yaptığı eleştiri bu. Sorunları gününün gerçekleriyle anlasalar, iktisadi sorunlarla ya da değişen hayatın gerçekleri içerisinde bu uyarı niteliği taşıyan sosyal eleştiri parçaları daha yankı bulup daha cevap olabilecekti belki de. Eskilerin dile getirdikleri eleştiriler bağlamında. Ve neyi ekliyor Tanpınar? Yalnız bir kişi, İbrahim Müteferrika, bizde yerli matbaamızın kurucusu olarak bildiğimiz isim. Usulü'l-Hikem fi Nizamü'l-Ümem'inde Hristiyan garbın şarka doğru inkişafının hakiki manasını ve tehlikesini anlamış bulunur. İlk ciddi eleştiri numunesi olarak İbrahim Müteferrika'yı bakın işaret ediyor. Bununla beraber müesseselerdeki inhilali adım adım takip ettikleri için vakanüvisler büsbütün ayrı bir şekilde adeta cemiyet hayatının maktağını alırlar ve bu itibarla ehemmiyetlidirler. Bugünkü anlayışımıza oldukça yakın tenkidin bizde ilk görünüşü Namık Kemal'den sonra, yani garplılaşma hareketinden sonradır.
batılı eleştiri anlayışı, batılılaşma süreciyle geldiği yine ifade etti. Münekkit olarak Namık Kemal, romancı, tiyatrocu, gazeteci Namık Kemal'in aynıdır. Bir başka yerde de dediğim gibi bir yığın zaaf ve noksan, roman bahsinde demişti, hatırladık değil mi? Bir o kadar parıltı. Dağınık, yani bir takım fikirler var gündeme getirdiği ama dağınık. Çünkü o bir öncü, yol açıcı, arkasını yaslanabileceği yerli, Türkçe'de oluşturulmuş, Türk kültüründe oluşturulmuş bir birikim yok. Yepyeni bir odaya giriyor, heyecanla bir sürü şey arıyor. Buldukları da oluyor ama bu arayış, bu telaş esnasında efendim gereksiz şeyleri yerinden kaldırdığı da oluyor. Odayı birbirine kattığı da oluyor. Bu öncü her ismin yaşadığı temel sorunlardan bir tanedir. Çünkü kültür oda hazır değildir ondan önce. Yoklaya yoklaya, araya araya bulmak zorundadır. Bu muharririn büyük tarafı hayat ve edebiyatı birbirinden ayırmaması ve tekliflerini her ikisi için de beraber yapmasıydı. Evet, yani niye böyle yaptı? Çünkü edebiyatı bir bağlamda da araçsallaştırmıştı. Çünkü edebiyat vasıtasıyla hayatı dönüştürmek istiyordu. Siyasal bir mücadele de yürütüyordu. Sosyal bir değişim de arz oluyordu. Ve bu fikirler hep edebiyatla beraber ilerliyordu. Edebiyata başlı başına estetik bir hadise diye bakmıyordu. Kullanmaktan imtina etsem, çok sevmesem de o Tanzimat için, özellikle ilk dönemi için söylenen sosyal fayda prensibi, toplum için sanat mı, sanat için sanat mı meselesinde toplum tarafı, toplum sorusu hep onun başucundaydı. Namık Kemal'in zayıf tarafı ise her ikisini de layıkıyla ve yaşadığı devrin istediği gibi tanımamasıydı. Kendisinde her ikisinin de tabiri caizse sezişi yoktu. İnsanoğlunun zaaflarına karşı merhametsizdi. Zihni hayatı tahmin edildiğinden fazla dardı. Sanatçı ve tenkitçi için elzem olan felsefi yaratılıştan mahrumdu. Evet, zaten münekkit eleştirmen dediğimiz adam, hani birikim diyorum ya, hakimiyet diyorum, Namık Kemal diyorum, Tanpınar yine sabır diye ekliyor. Namık Kemal son derece aksiyoner bir isim, hareketli bir isim. Onun için başta Celal Mukaddimesi olmak üzere Tahribi Harabat, Takip, efendim Muahizeleri, İlhan Paşa Mektubu, Rönan Müdafaanamesi ile Ebu Ziya'ya yazdığı birkaç mektuptan ibaret olan bu tenkit eserlerini bir ciltte toplamak çok faydalı olacaktır. Evet, bu ilerleyen zamanlarda da yapıldı. Bugün Namık Kemal'in tenkit eserlerinin tamamı elimizde. Bununla ilgili de bir yazı paylaşmıştım, Namık Kemal'in eleştiri anlayışı, edebi kimliği ile ilgili. O yazıyı da lütfen dikkatli okuyalım. Bütün bu yazılarda boş bir sarnıç gibi onun zayıf tarafları derhal görülür. Fakat bütün o şişkin olayların, açık haksızlıkların, paradoksların altından eskiyi yıkmaya çalışan kazma seslerini duymamak da mümkün olmaz. Namık Kemal'in asıl zaten fonksiyonu da bu. Yeni bir edebiyat kurmak istiyor. Bu edebiyatı kuracak düşünsel ve edebi bütün vasıfları taşıdığını ya da dört başı mamur bir yeni edebiyat ortaya koyduğunu eserleriyle söylemek tartışılan bir konu. Tartışılabilir. Bugün bile tartışılıyor. Fakat reddettiği, eleştirdiği eski edebiyatı yıkma konusunda tam bir kararlılığı olduğu ve önemli bir görev üstlendiği tartışılamaz. Eskiyi yıkmada başarılı, mahir, yeniyi kurmada tartışmalı. Yeniyi kuracak kabiliyette ve yaratılışta, birikimde olup olmadığı tartışmalı. Zamanının da buna müsait olup olmadığı da tartışmalı. Namık Kemal'in yeniye olan sevgisi ne kadar sati ise, bu tenkitlerinde eskiyi bulduğu kusurlar da o kadar satidir. Fakat bir meziyeti vardır ki bugün dahi şaşırmamak kabil değildir. Okuyucu ile muayyen bir seviyede konuşmasını biliyordu. O bir taraftan eskiyi yıkarken diğer taraftan da yeninin, kendi anladığı gibi yeninin temelini atıyordu. Nasıl ki eski ile yeni arasında bir çeşit muvazaa ise, tenkidi de öyle kaldı. İki arada bir derede. Hakikatte tenkit, bu kendi şahsiyetinin içinden bir türlü çıkamayan ve dünyası tahmin ettiğimizden çok dar olan bu muharririn en az yapabileceği şeydi.
Namık Kemal niçin iyi romancı ve iyi tiyatro muharriri olamadıysa onun için iyi münekkit olamadı. Hayatın sezişi kendisinde yoktu. İnsan zaaflarına karşı merhametsizdi. Zihni hayatı dardı. Türk tenkidinin ikinci merhamesi merhalesi Beşir Fuat'ın eserleridir. Gün çok unutulmuş olan bu muharirle Namık Kemal arasındaki fark sadece bir edebiyat görüşünden ibarettir. Onunla edebiyatımıza müsbet ilimlerin verimleri girer. Namık Kemal'i daha romantik bir çerçevede değerlendirirken Beşir Fuat'ta realizm çıkışını görebiliyoruz, değil mi? Bundan bahsediliyor. Namık Kemal asıl kendisiyle başlayan gazetenin hayata zaferiydi. Beşir Fuat memlekete yeni giren müsbet ilim fikrinin hararetli taraftarıdır. Pozitivist fikirler Beşir Fuat'la girer. Beşir Fuat'ın yine edebi kişiliği, fikirleri ve pozitivizmle alakalı bağlantıları açısından Orhan Okay Hoca'nın kitapları önemli kaynaklardır. Okunması gerekir. Bunun da altını çizmiş olayım. Namık Kemal'in temsil ettiği romantizm yahut Namık Kemal edebiyatı düşünülürse bizzat kendisinin de dediği gibi hayalciliğe karşı realizm ve naturalizm namına mücadele etmeyi bir vazife edinmişti. Bu suretle hakikatin peşinde koşan bir edebiyat aradığını söylüyordu. Gerçekçi, pozitivist, realist bir edebiyat ve hayat anlayışını Beşir Fuat'ta görüyoruz. Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire adlı eserleri sadece Türkçe'de bir ecnebi edebiyatına dair çıkmış ilk etütler olmakla kalmazlar. Aynı zamanda hayal ve insanla sanat arasında muvazene ve alakayı ciddiyetle araştıran tecrübeler olmak itibariyle de ehemmiyetliydiler. Belki de ırsi bir sinir bozukluğunun neticesi bulunan ihtiyari ölümünün röportajını yapmak isteyecek kadar asrın farikasını veren ilmi tecrübeye meftundu. Beşir Fuat'ın ölümünü biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız bir bakın bakalım. Bu ölümle onun düşünceleri arasında nasıl bir bağ vardır? Onu da bir düşünmüş olursunuz. Size bir araştırma sorusu olur bu. Voltaire'de Beşir Fuat'ı hurafelerle karşı dolu dizgin mücadele halinde görürüz. Müsbet ilim ve düşüncenin apolojisini yapar. Ayrıca insana hakikatler namına girişilen mücadelenin zevkini tattırmaya çalışır. Victor Hugo'sunda ise 19. asır Fransa'sının bu gerçekten büyük şairinin sanatını Émile Zola'nın sanatı ile karşılaştırır. Edebi akımlar dersinde de etraflıca bu isimlere giriyoruz. Zola biliyorsunuz naturalist edebiyat ve sanat düşüncesinin önemli temsilcisi. Daha ziyade romantizmin realizme mağlubiyetinin hikayesi üzerinde ısrar eden bu kitapta bilhassa hücum edilen taraf Hugo'nun tiyatrosu yani en zayıf tarafıdır. Hugo üzerinden romantizme bir karşı çıkış var. Emile Zola'yı tutarak da realizmi, naturalizmi savunma anlayışı var Beşir Fuat'ta. Böylece bugün realizm, naturalizm diye tanıdığımız edebiyat meslekleri Türkçe'de tanınmış olurlar. Bakın bu akımlar, bu tartışmalar demek Beşir Fuat'ın öncü çabalarıyla ciddi anlamda gündemimize gelmiş. Beşir Fuat'ın edebi zevki hakkında büyük bir şey söylenemez. Namık Kemal'e doğrudan doğruya yöneltmiş olduğu tenkitleri şiirle bir millet kurtulamaz cümlesinde toplanabilir ki insana bir şey ilave etmeyen o lüzumsuz doğru iddialardan biridir. Tanpınar'da arkadaşlar diğer metinlerini de lütfen okuyun. İnsanın gerçekten zihnini açar. Bakın çok kıymetli. Birçok edebiyatçı ile ilgili ya da hayata ilişkin görüşlerinde. Ya siz de derslerinizde ya da pek çok yerde şahit oluyorsunuz. Kimi doğru sözler vardır ama bayağı alelade sözlerdir, alelade yargılardır. Tanpınar bu alelade yargıları sezmeyi, bunların gereksizliğini ortaya koymayı çok iyi biliyor. Yani bu isimleri okuyarak bu meleke sizde varsa geliştirebilirsiniz, dikkatiniz açılabilir. Benzeri şeyleri işte sınavları okurken bugün bizler yaşıyoruz, yaşayacağız. Yarın sizler de yaşarsınız ya. Benim en çok eleştirdiğim konulardan biridir. Yani bir eserle ilgili, soruyla ilgili cevap verilir. Hiçbir şey ifade etmeyen genel geçer. Mısra doldurmalık cevaplar. Yunus Emre'nin dili temiz, sadedir. Tamam. Cenap Şahabettin, dili temiz, sadedir. Hadi canım.
Yani ve bu bana ne söylüyor? Temizden kasıt ne? Sadeden kasıt ne? Ve herkes için aynı yakıştırmayı yapabiliyor insanlar. Ya da belli bir edebi dönem anlatılıyor. Soru sorulmuş. Bu edebi dönemde en çok aşk efendim konusu işlenir. Şu mevzular işlenir. Hadi canım yani insanlık tarihine aşk konusu o dönemle girdi öyle mi? Ya da müthiş bir tespit hani bu yazarımız bu dönem aşk konusunu merkeze almış. Bunlar aslında hiçbir şey söylemeyen, söylenmiş olmak için söylenmiş sözler olarak karşılık buluyor. Edebiyat tarihlerimizde ya da eleştiri tarihimizde de bu tarz çıkışlar, sözler, bu sözleri sarf eden isimler var. Bunların aslında bir anlam ifade etmediğini vurgulamak, belirtmek çok kıymetli. Tanpınar bunları iyi yakaladığı için, ufuk açtığı için çok çok daha kıymetli. Esasen Beşir Fuat bu hareketinde yalnız değildi. Ahmet Mithat Efendi de biraz Abdülhamit'in teşvikiyle Namık Kemal'in etrafta uyandırdığı hassasiyet ve heyecanı muzır göstermeye çalışıyordu. Beşir Fuat'ın kitaplarının asıl ehemmiyeti edebiyatçılarımızın Garp kültürü karşısında karışık ve tesadüfe tabi bir mütalaadan kurtuluşlarını göstermesidir. Namık Kemal ihtiyaçlara göre bir adaptasyondu. Garp'la temasın büyük bir ayıklama fikriyle hareket ediyordu. Ahmet Mithat ise bu adaptasyonu tesadüflere göre yapıyordu. İlk defa olarak Beşir Fuat Bey muayyen bir Garp ekolünü bütün iddialarıyla benimser. Bu itibarla Nabizade Nazım'ın Karabibik mukaddimesi, Sami Paşazade'nin realizmden bahseden makaleleri onun açtığı yolda yürüyen eserlerdir. Ve ne yaptı? Tenkit bahsinde aslında batılı adaptasyondan sıyrılıp ilk ciddi batıyı tanımaya ve batı eleştiri anlayışını alan, bunun üzerinde fikir yürüten, kalem yürüten ismin Beşir Fuat olduğunu söyledi. İdeal eleştiri anlayışının ne olduğunu söyledi bize Tanpınar. Bizde eleştirinin, batılı anlamda eleştirinin niye olmadığını ya da geç geldiğini de söyledi bütün bu makalelerinde. Benzer bir düşünce tarzıyla farklı türler içinde kanaatlerini yine belirtmiştir romanla alakalı. Bu metinleri dikkatle gözden geçirmenizi ve tekrar okumanızı diliyorum. Şimdi küçük bir mola vereceğim. Paylaşımı durdurdum. Evet. Ne yapacağım? Siz bu iki videoyu da muhtemelen eş zamanlı olarak göreceksinizdir. Pardon. Şuradan. Şimdi hemen bu videoyu izledikten sonra neredeyiz? Aslında aşağı yukarı bu haftaya kadar üzerinde konuştuğumuz şu durumlardan, meselelerden bahsedeceğiz. Ben bu videoyu burada sonlandıracağım. Bu video ve biraz sonra çekeceğim videoyu bir arada göreceksiniz. Bana kısa bir mola, size de kısa bir mola. Videoları peş peşe lütfen izleyin. Şu dosyamızla birlikte vize öncesinde önemli hatırlatmalarım da olacak. Devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdilik hoşça kalın.